Demek sen Kız Kulesi, ben de Galata. Memnun oldum tanıştığımıza. Haklısın. Sen de, ben de çok yakışırız bu masala. Ben seni tanımışım Esma. Tepeye gittiğimiz gün tanımışım. Okulda Mecnun'u anlatırken tanımışım. Sözleri ancak Mona'nın söyleyebileceğini anlamışım. Babamın mezarında, radyoda. Aklımla değil belki. Ama kalbinle tanımışım. Neden bir şey söylemedin o zaman? Söyleyecektim. Radyoya gittiğimiz o gece söyleyecektim. Ama o kız aradı. Evet, yanılıyor muyum acaba diye düşündüm. Ama Tarık, sen o kızla buluştun. Onu Mona sandın. Vay be! Sonunda Mona Rosa'yı evinden alacaksın ha? Evinden alacağım kız Mona değil İsmet. Nasıl ya? O ne demek? Bu Mona'nın bana ilk attığı mektup. Şöyle bitiyor. İşte böyle her akşam Galata'dan Kız Kulesi'ne selam taşır kuşlar kanatlarında. Kız Kulesi hiç bilmese de, hiç anlamasa da. Bu kuşların selam götürdüğü yer Kız Kulesi mi? Aynen öyle. Ve bu kız kuşların selam taşıdığı yeri bilmiyor. O benim Mona'm değil. Ha, ben anlamadım. Oğlum şimdi madem Mona değil, sen niye buluşmaya gidiyorsun? İçimden bir ses bugün gerçek Mona da oraya gelecek diyor. Ha. O gece oraya gelseydin emin olacaktım. O zaman bayram gelmeden seninle bir iftar yapalım, olur mu? Bugün olmaz. Bugün ailece iftara gideceğiz. Yok, bugün diye demedim. Yani ben bugün Mona ile buluşacağım, biliyor musun? Ya. Neden? Yine ekilmek için mi? Bugün kesin gelecek. Onu beni ilk beklettiği yere götüreceğim. Mona'nın beni bekletip gelmediği yeri sen bilmiyordun. Ama Mona biliyordu. O yüzden aradım seni. Sonra o gece... Sen Mona değilsin. İyi ki de değilsin. Sen ancak böyle uzaktan bakarsın Esma. Ancak yüreğine yara yapmayı bilirsin. Esma. Benimle yeni bir masal yazmaya var mısın bana? Esma. Oh be! Hadi hayırlı uğurlu olsun.